Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kısa kısa videolarla sizleri videosuz bırakmamaya, spordan uzak bırakmamaya, futboldan uzak bırakmamaya devam ediyorum arkadaşlar. Daha önce kiralık oyuncular bu sezon ne yaptı? Galatasaray'dan kiralık giden oyuncular bu sezon ne yaptı? Ozan Vafor, Valentin Ozan Vafor bu sezon gittiğinde ne yaptı diye kısa kısa videolar yapmıştım. Aynısını bir de Eren Aydın için olanını yapmak istedim arkadaşlar. Çünkü Eren Aydın'a ayrı bir sempatim var. Eren Aydın'la ilgili ayrı bir konuşmak istiyorum. İçim dolu, öyle söyleyebilirim size. Sizlerin bakalım yorumları nasıl, aşağıya yorum olarak yazmanızı rica ediyorum sizlerden de. Siz Eren Aydın hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Eren Aydın Sarıyer'de kiralık olarak göreve başladı sezon başında. Ancak devre arasında Çorum Futbol Kulübü'ne gitti. Bu istek Çorum tarafından gelmişti. Çorum Futbol Kulübü Eren Aydın'ı istemişti. Şampiyonluk yolunda iyi bir santrafora ihtiyacımız var diyerek Sarıyer'e ve Galatasaray'a teklif yaparak sezonun geri kalanında Eren bizde oynasın teklifinde bulundu. Galatasaray'da uygun gördü, Sarıyer'de uygun gördü ve sezonun geri kalanında Çorum Futbol Kulübü'nde forma şansı buldu. Ve Çorum Futbol Kulübü tarihinin en büyük başarılarından birisini gerçekleştirerek inanılmaz bir puanla ligi en üst seviyede bitirerek bir üst lige çıkmaya hak kazandı arkadaşlar. Bunun içerisinde Eren Aydın'ın da çok fazla payı var. Çok fazla 90 dakika forma şansı buldu. 80'de 78'lerde falan çıktığı maçlarda oldu ancak genelde 90 dakika forma şansı bulduğunu gördük. Yeni katıldığı bir takım netice olarak Sarıyer'e gidiyor arkadaşlar. Şöyle düşünün, Sarıyer'e gidiyor. Alıştım ettim takıma ayak uydurdum diyene kadar Çorum'a geçiyor. Çorum'da tamam alıştım ettim takım ayak uydurdum derken lig bitiyor. Böyle bir sezonda çocuk yine inanılmaz istatistikler yaptı. İstatistikleri beraber izleyeceğiz. Daha sonra da Eren Aydın'la ilgili sizlerle konuşmak istiyorum. Arkadaşlar Eren bu sezon toplamda 37 maça çıkarak 12 gol 4 asistlik performans gösterdi. Yani 16 gole etki etti doğrudan. Bu çoğu forvetin ulaşamadığı istatistiklerden bir tanesi. Bazı forvetler bu istatistiklere ulaştığı zaman göklere ulaştırılabiliyor ki bu oyuncunun iki farklı kulüpte bu istatistiğe ulaştığında benimsememiz gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da 2553 dakika alarak çoğu maçlarda da ne kadar 90 dakika kaldırabildiğini bize gösteriyor. Yani fiziksel olarak şu anda Eren Aydın'ın çok fazla bir eksiği yok. 90 dakikayı çok rahat kaldırıyor. Aynı zamanda oynadığı zaman gole ve asiste de katkısı oluyor. Yani şunu gösteriyor Eren bize. Bana forma şansı verdiğiniz zaman ben size gol atarım, asist yaparım. Her türlü skor katkısı yaparım. Skor katkısı yapmadığım maçlarda da ileride mutlaka üretkenlik sağlarım. Eren Aydın'ın en başlıca özelliklerinden bir tanesi ileride savunma hattını çok fazla yıpratıyor arkadaşlar. Çok hareketli bir oyuncu. Yerinde durmuyor. Çakılı kalmıyor orada forvete. Savunma arkasına sürekli koşular ve 10 numara pozisyonundan kanattan gelen oyuncuların önünü açmak amacıyla yaptığı çapraz koşular ileride inanılmaz pozisyon kazandırıyor takımlara. Ve şimdi size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eren Aydın diye bir oyuncu var Galatasaray elinin altında. 10 gol barajını bazı takımlarda 20 gol barajını aşıyor. Ya 2 yıl önce baktığımız zaman arkadaşlar PAF takımda, U19 takımda 22 maçta 26-27 gole etki etti. Yani çıktığı maçta mutlaka bir golle banko etkisi var. 23 tane gol atmış. 22 maça çıkıp 23 gol atmış. Her maç ortalama bir golü var zaten bu oyuncunun. Peki biz bu oyuncuya niye güvenmiyoruz arkadaşlar? Sizlere çok açık bir şey söyleyeceğim. Arda Güler örneğini vermek istiyorum size. Arda Güler'e Fenerbahçe güvenmese, Jorge Jesus güvenmese ligin sonunda forma şansı verdi. Belki de ligin başından forma şansı verse Arda Güler'e belki Fenerbahçe'yi şampiyon bile yapabilirdi. Arda'ya güvenmese Arda kendini kanıtlayıp bu kadar dillere pelesenk olabilir miydi? Olamazdı. Biz neden güvenmiyoruz bu oyunculara? Bu oyunculara ne zaman güveneceğiz? Eren Aydın gibi bir değerim var. Bu oyuncuyu oynatmaya oraya buraya kiralayarak elimize ne geçecek? Çok merak ediyorum. Yani arkadaşlar kiralaması biraz göze hoş gibi geliyor. Ya orada parlarsa gelir biz de oynar gibi geliyor ama bazı kulüpler de bazı oyuncuların futbol kariyerini bitiriyor. Örnek veriyorum, bir kulübe gönderirseniz oranın yöneticisi, teknik direktörü futbolcuyu hayata küstürür. Oranın tesisleri oyuncuya uygun değildir. Oyuncu futbola küser. Sürekli geriler. Biliyorsunuz futbol böyledir. Oynamazsanız sürekli gerilersiniz. Çalışırsanız ileri gidersiniz. Futbol böyledir. Eren Aydın çok fazla çalışıyor. Kendini ön plana atıyor. Ama maalesef bu değerlendirilmiyor. Galatasaray hala forvet arayışında. 3 tane forvet alınacağı söyleniyor şu anda. Icardi ile görüşülüyor. Dembele ile görüşüyor. Onun yanına bir de scout transfer alınacağı söyleniyor.
neden 3. transfer olarak Eren Aydın'ı oraya Galatasaray çekmiyor? Türkiye Kupası maçlarında oynasın, ikinci yarı Icardi 80'de yorulduğu zaman yerine girsin, Mertens'in yerine girip çift forvet olsun, bazı maçlarda Icardi yorgunsa Eren çıksın, kendini göstersin. Belki de Eren çıkacak, belki de Icardi'ye bir daha forma vermeyecek. Belki her maçta 2-3 gol atacak çocuk. Neden bu fırsatı ona sunmuyoruz? Ya verelim formayı, bir maç sabredelim, iki maç sabredelim, üç maç sabredelim. Çıkıldao Taylan'a biz bir sezon sabrettik. Eren'e 3-4 maç neden vermeyelim ki? Ben Eren'e 10 maçta veririm, 20 maçta veririm. Gencecik çocuk. Derim ki en azından genç çocuktu, kendi evladımızdı, olmadı derim. Ama derim ki ben buna fırsat verdim, o fırsatı değerlendiremedim. Ama vermiyoruz o fırsatı. Bu fırsatı verirsek Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarda gerçekten Türk futboluna kattığı en büyük yıldız oyuncularından bir tanesi Eren Aydın olacak. Bunu buraya koyuyorum bu videoyu. Bunu da ileride Eren bu noktalara geldiği zaman tekrardan çıkaracağım, göstereceğim arkadaşlar. Sizlerin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Siz de aşağıya yorum olarak belirtirseniz beni çok memnun edersiniz. Like atıp abone olmayı da unutmayın.